Merhabalar. Analizli Partiler bölümünde Anant'ın Kasımyanov'la oynadığı bir partiyi analiz edeceğiz. Varyantımız sağlamlığıyla ünlü Petrov savunması. E4, E5, at f3, at f6 ve at E5. Burada D4'te oynanıyor at e5 yerine. Burada da at e4, fil d3, d5. Petrov savunması gerçekten çok sağlam, siyahın merkeze ortak olduğu, taşlarının aktif olduğu güzel bir savunma. Karpov'un favori açılışlarından. At e5, at d7, at d7, fil d7 şeklinde bir devam yolu var. At e5'e d6, at f3'e ise at e4. Burada da daha önceleri sıklıkla ana varyant aynı zamanda beyaz d4, d5. Bu merkezdeki at tabii beyaz için rahatsız edici. Fil d3, at c6, rok fil e7, c4. Çok tercih edilen bir varyant ama günümüzde at c3'e, at c3 de fazlasıyla denenmekte. Dc3 daha çok iki pili de aktif hale getiriyor. Ve burada fil e7. Şimdi beyazın bu varyantı seçmesinin en büyük amacı çok tabii uzun teorilerden çıkmış oluyor. Bir de beyaz bu varyantta çoğunluk uzun rok atıyor. Siyahın da uzun rok attığı partiler daha güvenli. Ama bizim partimizde ters kanatlara roklar atılmış. O zaman da tabii ki beyazın filleri çok aktif kalıyor. Ve hızlı bir şah kanadı hücumu yapabiliyor beyazlar. Fil e7'ye, fil e3, at c6. Burada c6, vezir d2, vezir a5'te oynanabilir bir varyant. At c6'ya, vezir d2 ve kısa rok, uzun roktan sonra at e5. Şimdi at e5'e şah b1. Çünkü siyahta fil e6, c6, vezir a5 uzun rok atılan konumlardaki klasik bir şah b1 hamlesi. A2 piyonuna destek ve siyah da c6 oynamış. At f3 de oynanabilirdi. Ancak burada tabii şahın karşısındaki G dikeyi açılıyor. Fil f5, fil d3, fil d3, vezir d3, fil g5 ve f4, fil f6, kale h, g1 ile beyaz daha iyi bir konumda. Fil e2 oynamış Anand bu konumda ve at g4 daha önce denenmemiş bir fikir. Şimdi e3'teki fili değişmek istiyor. Burada h4 gibi hamleler denenmiş daha öncesinde. Hatta Kramnik'in kaybettiği bir parti var. At g4'e, fil d3.
ve D5'e de fil F4. Fili değişmek istemiyor. Ve fil D6'ya H3 ve fil F4'e de fil H7. Çok güzel bir atak başlatıyor beyaz burada. Şimdi fil H7'ye, tabii şah H7'ye, HG4 tempoyla ve H dikeyi açılıyor. Şah H8'e de vezir F4. Yine fil alınamıyor. At F2'ye ise at G5. Fikir vezir H4. Fil D3 sonrasında mat. Ve burada beyaz at G5 oynamıştı. F6 oynamış siyah ve bu çok kötü bir hamle. Vezir F6 ile bir nebze daha iyi bir konuma ulaşabilirdi. Şöyle ki vezir H4. Şimdi açarak şah tehdidinde bulunuyor. Beyaz mat olacak. Vezir H6'ya, başka hamlesi yok. Şimdi vezir F2. Vezir G5'e de fil D3. Her şey eşit. Beyazın tabii ki alan avantajı var. Kale E1, E3. Kale çipleyip E hattında kale E5 gibi hamleler var. Beyaz daha iyi diyoruz. Şimdi F6'ya şöyle devam etmiş. At F7. At alınmak zorunda. Kale F7'ye ise fil G6. Şimdi aşattı, boşaldı ve kale istekte. At D1 oynamış partide Kasımyanov. Ve vezir H4 şaha. Şah G8. Şimdi bu partiyi Nivinchess dergisinde de gördüm. Burada Kasımyanov beyazın kale E1 hamlesini düşünmemiş. Şimdi burada kale E1 yerine şöyle bir varyant hesaplamış siyahlar. Vezir H7. Şah F8. Şimdi kale E1 düşünmüş. Buna da at C3 şah. B C3'e de fil E6. Kale E6 alırsa da vezir B6, şah C1, vezir G1 ile berabere diye hesaplamış. Ancak burada oynanan kale E1 bu imkana izin vermiyor. Çünkü at C3 şah tamam yine aynı. B C3'e fil E6'ya kale E6 vezir B6 şaha şah C1 vezir G1 şah oynansa vezir G1 şaha bu sefer kale E1 var ve hem vezir istekte hem de mata çare yok. Siyahlar terk etmiş.